8'de sağlıkta. Şimdi konumuz sağlığa dair ama bu kez hastalıklar, tedaviler değil, egzersizden bahsedeceğiz. Evet, konuğumuz Pilates eğitmeni Ayşegül Güven. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bize önce Pilates'i bir tanımlayın. Sonrasında nasıl yapılabilecek bunlarla ilgili şeyler soracağız. Tamamdır. Evet, izleyicilerimizi de motive ederiz. Peki. Evet. Pilates temelleri 1914'lü yıllara dayanan bir egzersiz sistemidir. Tabii. Joseph Pilates tarafından bulunmuştur. Hı hı. Joseph Pilates küçüklüğünde çeşitli rahatsızlıkları olan, astım, romatizmal ateş rahatsızlıkları olan bir çocukluk geçirmiş. Belki bundan hani sağlık problemleri olduğu için çeşitli spor dallarıyla uğraşmış. Jimnastik, boks, fitness. Bu dallarla uğraşırken kendini daha çok geliştirmiş ve nefes ve bedenin bir arada olduğu Pilates'i bulmuş. Pilates'le... Amacı nedir Pilates'in? Pilates'in amacı beden ve zihin arasındaki dengeyi sağlamak ve düzgün bir postür sağlamaktır. Beden ve zihin arasındaki... Evet. Çünkü Pilates'te en önemli olan şey nefestir. Düzenli ve derin bir nefes alıp verme ile beden ve zihin arasındaki denge oluşur. Yani nefes alırken ve verirken ciğerlerimize oksijenle dolar. Peki Pilates'te bir prensiple yapılması gereken bir şey. Çünkü hani o aletli Pilates deniyor ya da topla yapılan gibi. Sadece onun orada o fix o hareketleri yapmak değil aslında. Bir de kişiye özel ve bir takım prensiplerle Kesinlikle. Bunu yapmak lazım, öyle değil mi? Sizden dinleyelim, nedir prensipleri? Şimdi Pilates'te ilk prensip core bölgesinin aktif olması. Yani merkezimiz ne kadar güçlü olursa, merkezi ne kadar güçlendirirsek diğer bütün organ ve uzuvlarımızı o kadar güçlendirebiliyoruz. Hı hı. Önce merkezi güçlendirmeyle işe başlıyoruz. Dediğiniz gibi gelen üyemizin sağlık problemi var mı? Bel fıtığı, boyun fıtığı, herhangi bir sağlık problemi var mı? Bununla ilgileniyoruz. Bunun yanında fizik tedavinin dışında bizler de onların daha sağlıklı, daha kontrollü egzersiz yapabilmelerini sağlıyoruz. Çok güzel. Yani bir tedavi gibi. Mesela benim ciddi bir boyun fıtığı başlangıcım oldu. Sonra fizik tedavi gördüm. Fizik tedaviden sonra bir iyileştim ama sonra ağrılarım devam etti. Dönem dönem bunlar çıkıyor. İşte sabah kalkıyorum, bir taraf tutuluyor, bir sabah. Bir anda böyle karar verdim. Düzenli Pilates dedim. Bir dönem yapmıştım, bırakmıştım filan. Çünkü o dönem ağrılarım yoktu. Evet. Bıraktığım anda stresle beraber işte diyoruz ya, yetişemiyoruz bu düzensiz hızlı yaşam koşulları filan. Aslında o işte vücudu yoruyor, vücuda bir şeyler bırakıyor. Ne zamanki Pilates'e başladım düzenli, ağrıları yaşamıyorum. Vücudum hep böyle olması gereken, uzuvlarım istediğim noktada çalışıyor. Dolayısıyla beynim de daha rahat çalışıyor. Çünkü ağrı noktana odaklanıyorsun. Gün içindeki bir sürü şeyin verimliliğini de düşürüyor. Ağrılı olmak, tutulmak vesaire. Ve vücudun da düzgün durduğu için bir takım sağlık problemlerini de bence önüne geçiyoruz. Kesinlikle. Öyle değil mi? Ya bir tedavi gibi de aslında Pilates. Şimdi zaten bir tedavi yanı da var. Biz tedavi demiyoruz. Hani tedavi işini fizyoterapistlerimize bırakıyoruz. Biz tedaviye nasıl söyleyeyim, katkı sağlıyoruz. Destek veriyoruz. Etkisi diyelim. Aynen. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Benim 8 yaşında oğlum var. Hani güzel. Oğlum, teşekkür ederim. Doğdu, erken doğdu. Bu yüzden bir serebral palsi hastası. Yani beyin felci olarak da nitelendiriliyor. Evet. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Fizik tedavi almaya başladı. Ben açıkçası oğlumdan sonra pilates eğitmeni ben olmaya karar işte verdim. Yani. Evet. Sizin de Pilates'le ilgili bir hikayeniz... Ben normalde finans sektöründe masa başında çalışan, kifozu oluşan böyle bir insanken, oğlum doğduktan sonra fizik tedavi sırasında fizyoterapistlerimiz Bobat yöntemi diye bir yöntemle fizik tedavisini yaptırmaya başladı. Çok ilginç. Bu yöntem de böyle Pilates toplarına benzer toplarla yapılıyordu. Ve bunları yaparken oğlum sürekli işte ağlıyor falan, ben de üzülüyorum. Hani işte canımı acıyor, neden ağlıyor? İşte sürekli hareketleri yaptırıyor fizyoterapistimiz ve bunları ben kameraya çekiyorum. Fizyoterapisti yokken ben yaptırmaya çalışıyorum ama ne kadar bilinçli yaptırıyorum? Ne kadar doğru yaptırıyorum bunu bilmiyorum. Sonra araştırmaya başladım Bobat yöntemini. Bobat yöntemiyle Pilates'in benzerliklerini fark ettim. Çünkü daha önce ben amatör olarak Pilates yapıyordum. Sonra Pilates eğitiminin alınabileceğini öğrendim.
oğlum için başladım bu işe. Oğlum için pilates eğitmeni aldım. Güzel, iyi kurumlardan, iyi hocalarımızdan. Yani fizyoterapistin ev egzersizi kısmında ben devreye girmek istedim. Ben hiçbir zaman tedavi demiyoruz çünkü biz pilates eğitimine. Daha sağlıklı, daha kontrollü bir şekilde oğluma fizik tedavi yaptırmaya başladım. Ve bunun ne kadar faydasını oldu, fizik tedavi demiyorum, pilates yaptırmaya başladım. Evet. Ve bunun ne kadar faydası olduğunu fark ettim oğlumda. Sonra oğlum mesela beyninin çok büyük bir bölümü hasarlıydı. Yürüyemeyeceğini, konuşamayacağını, duyamayacağını her şeyi söylemişlerdi. Ve hiç pes etmeden sürekli çalıştırdım ve yürüdüğünü gördüm. Koştuğunu gördüm. Çok güzel. Yani bunları görmek bana inanılmaz bir motivasyon oldu. Harika. Pilates'e bu şekilde başladım ve sözümüzü bölüyorum. Her mesela pilates yaptırırken, mesela fizik tedavide ağlıyor ama pilates yaptırırken ağlayınca diyorum ki bu canı yanmıyor, bu kasları uzuyor, kas acısı. Hani annelik içgüdümü de bastırdı aslında. Yani hani onu üzüntüm değil de hayır bu tedavinin bir parçası. Bu şekilde düşünmemi de sağladı. Bravo. Ne kadar bravo güzel size. Bir hikayeniz evet. var. Tebrik ederiz yani sizi gerçekten. Muhteşem bir şey. Bir annenin çocuğunun sağlığıyla ilgili girdiği bir yolda ona fayda sağlamak için buna başlayıp hem sonuç alıp ve bunu bir meslek olarak da devam ettiriyor olması gerçekten çok güzel bir hikaye olmuş. Çok teşekkür ederim. Bu ve buna benzer özel ihtiyaçları olan bireylerimiz de var. Hemen hemen çok da topluma karışamayan, evet. Maalesef yaşam koşulları gereği dört duvar arasında yaşamak zorunda kalan özel bireylerimiz de var. Onlar için de pilatesin faydaları var mıdır? Önerebilir misiniz? Tabii ki şu şekilde öneriyorum. Fizik tedavi, zaten fizik tedavileri mutlaka almaları gerekiyor. Onun yanında ev egzersizleri oluyor. Fizik tedavi gören, özel ihtiyacı tabii. olan bireylerin. Bu ev egzersizlerini daha kontrollü yapabilmeleri için mutlaka bir pilates de zaten bence bütün sporların temeli. Yani kaslarımız ne kadar evet. esnekse, evet. ne kadar duruşumuz, stabilizasyonumuz gelişmişse, kor bölgemiz ne kadar aktifse o kadar diğer sporlara yönelebiliyoruz. Özel ihtiyacı olan bireyler için de bu böyle. Hatta şöyle bir şey, mesela çocuklar fizik tedaviye girerken çok böyle korkuyorlar, ağlıyorlar falan. Benim oğlumda da onlar var. Çünkü bir doktor karşılarındaki. Hani tabii ister istemez. Evinin dışında bir ortam. Tabii ister istemez korkuyorlar, beyaz üzülüyorlar. Beyaz önlüğün bir tabii. ister istemez evet. soğuk bir hali olabiliyor. Tabii doğru. Benim oğlum çok böyle üzülüyordu girerken. İşte ben neden hani herkes gibi değilim, neden sürekli tedavi görüyorum. Ama şimdi diyor ki ben spora gidiyorum. Mesela fizik tedavi de artık spor olarak algılıyor. Evet. Diyor ki öğretmenim gördünüz mü karın kaslarımı? Hani hep böyle kendi bir sporcu olarak nitelendirdi. Oğlumuz şimdi. Kaç yaşında şimdi? 8 yaşında. Maşallah. Ne güzel. Evet, özel ihtiyacı olan bireylerin de bence kontrollü, iyi eğitmenlerden eğitim alarak pilates yapmaları gerekli diye düşünüyorum. Siz bir pilates eğitmeni olarak şu an evinde de bizi izleyen, kahvaltısını yapmayacağım, ben ne yapabilirim, siz diyorsunuz da ben de gidemiyorum, vaktim de yok diyenler için ne önerebilirsiniz? Yani pilates her yerde yapılabilen bir spor değil mi? Yani tabii nasıl ki. Yapabilirler, hayatlarına bunu nasıl alabilirler? Pilates her yerde yapılabilen bir spor. İyi araştırmalarını istiyorum yalnız. Çünkü onun da mesela bazı açıları var. Hani tabii evde yanlış yaparken edip, tabii yanlış açıyla bir sakatlık yaratmamak için. Yani günümüzde teknolojiyi her alanda kullanıyoruz. Teknolojiden yararlanarak da iyi eğitmenleri takip edip evde pilates yapabilirler. Hatta böyle çok güzel evde pilates spor yapılabileceğini gösteren eğitmenlerimiz var. Mesela su şişesini kaldırarak hani illa ekipmanımızda olması evet, gerekmiyor. Arif olması gerekmiyor. Evet, şeyin bile lastiğin bile bir şeyi var yani hani eve uydurulabilen bir düzeni var. Yani evde doğru açıları bildikleri sürece yapabilirler pilatesi. Yani yeter ki siz vakit ayırın, yapmak yeter isteyin. Yeter ki vakit ayırın, yapmak isteyin kesinlikle. Evet, ben itiraf ediyorum vakit ayıramakta zorlanıyorum. Yoksa muhtemelen belli bir süre sonra spora İnşallah. Adapte edeceğim. İnşallah. Zaten başlarsanız o rahatlığı hissederseniz bırakmak istemeyeceksiniz. Bırakamıyorsunuz aynen. O kaslardaki gevşemeyi, rahatlamayı. Kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Kesinlikle. Yapmadığınız ve bir süre uzun süre oturduğunuz ve daha az hareket ettiğiniz zamanlarda kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Tabii zaten çağımızın sorunu az hareket etmek. Sürekli araba kullanıyoruz, İstanbul'da yaşıyoruz. Omuzlarımızda bir kaslarımız güçsüzleşiyor. Sürekli elimizde telefonlar, boyun fıtığı oluyoruz. Böyle kimseler için pilatesin
duruş düzenlemesi veyahut da o postürün bir nevi olması gereken şekle gelmesini sağladığı ile ilgili birçok şey var. Yayın da var. Bunu ne kadar zamanda, yani buna heves etti diyelim bir izleyicimiz. Benim de böyle bir şeye ihtiyacım var ama esas istediğim şey spor egzersizinde yanı sıra benim duruşumda bir değişiklik olmasını isterim gibi bir isteği var. Ne kadar zamanda buna kavuşabilir? Düzenli bir pilateste yaptığını düzenli, düşünüyorum. Düzenli haftanın 3 günü bir 50 dakika, 1 saatini ayıran bireyler için yaklaşık 3 ayın sonunda bu söylediğiniz hem postür olarak bir düzelme hem de fiziksel olarak hatta diğer arkadaşlarının da görebileceği şekilde bir düzelme oluyor. Ne güzel işte. Bak, Mart ayındayız. Şimdi başlanılsa havuz deniz zamanına kadar hem duruşu düzelecek hem fiziği düzelecek. Kesinlikle. Aslında yapılabilir. Ama şöyle bir yanı da var. Egzersiz güzel olduğu gibi bırakıldığı zaman da hemen böyle hani bu yabancı dil gibi yani uzun süre konuşmadığın zaman gidiyor. Böyle bir hafıza yoklamaya başlıyorsun. Spor da öyle. Eğer hep sıkı kalmak istiyorsak, hep sağlıklı olmak istiyorsak, işte dik durmayı önemsiyorsak, ne bileyim giydiklerimizi daha iyi taşımak istiyorsak filan, bunu hayatımızın bir parçası yapmamız gerekiyor. Ama şöyle de bir şey var. Mesela hani küçük bir sakatlık geçirdik, ara vermek zorunda kaldık. 2 ay, 3 ay tekrar geri dönünce kas hafızası diye bir şey de var. Yani hızlı toparlıyoruz. Hiç pilates yapmamış, egzersiz yapmamış bir insana göre daha çabuk toparlıyoruz. Hani ben boyun fıtığı döneminde ara vermiştim bir ay kadar ama sonrasında hemen toparladım. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Pilatesle ilgili bizleri aydınlattınız. Özellikle yavrumuza gösterdiğiniz bir anne şefkatiyle özellikle insanlığa karşı yaptığınız bu önemli vazifeden dolayı ben size tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bu sabahki konuğumuz pilates eğitmeni Ayşegül Güvendi. Pilatesi tüm yönleriyle konuştuk. 8'de sağlık devam ediyor.